Selamlar dostlarım. Videoya geçmeden önce grafikte de gördüğünüz gibi videolarımı izleyenlerin %97'si abone değil. Dostlar eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olup bu oranı yükseltebilirsiniz. Bu kanalı beraber büyüteceğiz dostlar. Evet selamlar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Yani gerçekten daha önce örneğini görmediğim bir video. Bu konuda sizi bilgilendireceğim Türk Minecraft efsanesinin zayıflıkları konusunda. 5 adet zayıflığını buldum, çıkarttım. Beşincisi konusunda hala tartışmalar var ama bunu beraber ilerleyen videolarda araştırıp öğrenebiliriz. Şimdi videoya başlayacak olursak, birincisi Dark Oak biyomu dışında yani kara meşe biyomu dışında Türk efsanenin güçsüz kalması. Yani Dark Oak biyomu dışında spawnlanırsanız ve Türk efsaneyle karşılaşırsanız sonucunda kullandığı güçlerinin neredeyse yarısını hatta daha azını kullanabilir. Işınlanma mesafesi ve hızı önemli derecede düşer. Aynı zamanda oyunculara saldırdığında normalde verdiği hasarın neredeyse yarısını verir. Yani bir bakıma evinden dışında savaşıyor gibi, sevdiği noktanın dışında savaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden mantıklı bir zayıflık. Aynı şekilde oyuncuların ekranını karartabilen Türk efsane, biliyorsunuz ekranınızı karartıyor, körlük veriyor size. Bunu biyomunun dışında uzun bir süre bekledikten sonra yapabilir. Yani mesela sizi kör etti. Bu arada kör ettiği süre de azalıyor. Mesela 1 dakika kör ediyorsa 10 saniye kör ediyor. Bayağı bir düşüş var yani. Mesela kör ettikten sonra sizi 2 dakika bekliyor. Sonrasında tekrar kör edebiliyor. Yani bir tık vaktiniz oluyor. Anlayacağınız Türk efsaneli Dark Oak biyomu dışında savaşmak yine de çok tehlikeli olsa da mümkündür. Fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz anda da direkt sunucudan çıkın. İkinci zayıflığı ise kendi sunucusu dışına pek çıkamaması. Yani normal şartlarda böyle ne bileyim farklı bir efsaneyle bir arada olmadığı sürece bir uyum içerisinde bir arkadaşlık demeyelim de ortaklık içerisinde olmadığı sürece normal şartlarda Türk efsane kendi sunucusunun dışına çıkamaz. Bu yüzden Türk efsane özellikle Discord üzerinden şüpheli bir videoda sunucu adresinin yazılı olduğu bir tabela üzerinden size ulaşır. Hani o bildiğiniz video var ya ilk çıkış efsanesi olan. Yani bu çölde biri dolaşıyor vesaire falan ekran gidip geliyor sonra tabelayı buluyor. 23 nokta vesaire devam eden tabelayı buluyor ya. Ha. O video aracılığıyla ulaşıyor çoğunlukla size. Onun dışında pek ulaşamıyor. Yani sunucusuna girmediğiniz sürece size bir şey yapamaz. Fakat Türk Efsane aynı zamanda internette ulaşabileceğiniz bazı normal sunucuların adresini kendi sunucunun adresiyle değiştirmiştir. Yani şu mevzu var. Siz mesela bir Minecraft sunucusu arıyorsunuz. Gireceksiniz premium vesaire herhangi bir şey. Hatta korsan bile oynuyor olabilirsiniz. Ona gireceksiniz. Yani gireceğiniz zaman sunucunun adresine çok dikkat edin. Rakamlı olan taraf var ya. Ha oraya. Yani 23'ü gördüğünüz zaman bir bakın, bir karşılaştırın vesaire. Yani dikkatli olun çünkü siz normal bir sunucuya girdiğinizi zannederken Türk Minecraft efsanesinin sunucusuna giriyor olabilirsiniz. De bir tık tehlikede olabilirsiniz haberiniz olsun. Yani eğer dikkatli olmazsanız bu tuzağa düşebilirsiniz. Discord'unuz yoksa size ulaşması çok zor. Üçüncü zayıflığı da bu. Eğer Discord kullanmıyorsanız Türk efsanenin size Minecraft dışından ulaşmasının bir yolu yoktur. Yani az önce dediğim gibi server sunucularının ismini değiştirip vesairesini değiştirmesi falan. Hani onun dışında Discord kullanıyor bu Türk efsane çoğunlukla. Size Discord dışında ulaşması çok zor gerçekten. Yani Minecraft'ın dışından ulaşmasının pek bir yolu yok. Anlayacağınız Codeman gibi sizi telefonunuzdan arayıp bulamaz. Yani gerçek hayatta pek bir bağlantısı yok Discord dışında. Fakat eğer Discord'unuz varsa ve aktif olarak kullanıyorsanız bu yolla size farklı isimlerle ulaşıp sizi sunucusuna çekebilir. Yani pek çok videoda gördüğünüz gibi Türk Minecraft Efsanesi diye Discord nickiyle bu adam bu varlık bu işi yapmıyor. Çoğunlukla gizli isimlerle bildiğimiz gibi normal mesela Ahmet06 diyelim ki. Böyle bir bu adam size mesaj atıyor. Sohbet ediyorsunuz vesaire her şey çok güzel sunucusuna giriyorsunuz ve Türk Minecraft Efsanesi çıkıyor. Ya bu şekilde kurnazlıkla sizi kandırıp sunucusuna çekebilir. Dikkatli olun. Dördüncü zayıflığı ise normal koşullarda dünyanızı ıslah edemez. Fakat seed'inizi Türk Minecraft Legend'ın seed'iyle değiştirirseniz Türk Minecraft efsanesinin
işi bayağı bir kolaylaşıyor. Yani eğer tek oyunculu bir oyun, dünyada oynamayı seçerseniz oyununuzu, Türk efsanenin oyununuzu istila etme şansı yoktur. Fakat dediğim gibi, onun CD ile oyununuzu açarsanız Dark Oak biyomunda başlarsınız, yani kara meşe biyomunda. Mesela siz bir tek oyunculu oyun oynuyorsunuz, herhangi bir CD değiştirmeniz, random rastgele oynuyorsunuz vesaire. Burada sizi yani istila etmesi çok zor. Gerçekten hani imkansız diyebiliriz. Ama eğer tek oyunculuya basıp CD'nizi Türk Minecraft Efsanesi'nin CD ile değiştirirseniz, internette çok kolay bulabilirsiniz zaten. Kara meşe Dark Oak biyomunda başlıyorsunuz ve o dünya gerçekten de istila edilmiş oluyor. Kısa süre sonra zaten size kendini gösterebilecek. Yani ancak Herobrine gibi sizi tek oyunculu oyununuzda rahatsız etme imkanı yok CD ile başlamadığınız sürece. Bildiğiniz gibi Herobrine sunucudan çıkan bir karakter değil, efsane değil. Kendi sunucusu falan yok. Bildiğiniz ilk Minecraft versiyonlarında etrafta, hatta sisli bir havada gördüğünüz fotoğraf, ilk fotoğrafını falan hatırlıyorsunuzdur belki. Orada ortaya çıkıyor ve tek oyunculu Minecraft ortaya çıkıyor. Minecraft'ın kendi içinde olan bir mevzu. Anlayacağınız gibi dostlar, Herobrine gibi sizi tek oyunculu dünyada istila etme şansı yok. Şimdi, beşincisi, beşinci zayıflığı, bir tık garip. Yorumlara hemen gelip şey yazmayın bana. Yani, bu öyle bir saçmalık olur mu vesaire falan filan yazmayın. Bu benim kendi uydurduğum bir şey değil kesinlikle. İnternetteki kaynaklardan, birkaç kaynaktan okudum. Ve hani bir tık teori gibi olsa da, aslında inanırsanız bir tık mantıklı da gelebilir. Yani bunu duyduktan sonra yazın. Hani iyice bir dinleyin. Ondan sonra yorum yapacaksanız o zaman yapın. Sebebi pek bilinmese de bunun sebebinin yani şöyle bir mevzu var. Piglinlerden korkuyor. Yani evet, yanlış duymadınız. Türk efsane piglinlerden korkuyor. Piglinler nedir? Yani zombi pigmin var ya. Onun normal hali, eski hali, yani zombileşmemiş halini düşünün. Bundan korkmasın. Yani iyice bir okuyayım, yani anlatayım size, ondan sonra yorum yapacaksınız yapın. Sebebi pek bilinmese de bunun sebebinin Piglinlerin eski ve güçlü bir uygarlıktan gelmesiyle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Geçmişte aralarında ne gibi sıkıntılar yaşandı bilinmiyor. Fakat bildiğimiz şeylerden biri ise Türk efsanenin Piglinlerden olabildiğince uzak noktalarda ortaya çıkması. Mesela ne bileyim, Nether'da ortaya çıksa bile Piglin kalesinin en uzak noktasındaki koordinatlarda ortaya çıkıyor. Ne bileyim, Nether'a gideceğiniz zaman asla aynı boyutsal bölgede ortaya çıkmıyor. Yani mesela portalı gireceğiniz zaman Piglin kalesine çıkacaksınız ya, asla orada ortaya çıkmıyor. Ve Piglinler etrafında asla gözükmüyor. İnternette pek çok videoda Türk efsanenin gerektiğinde ışınlanarak Piglinlerden kaçtığını görebilirsiniz. Bu size kaçıyor gibi gözükmeyebilir. Çünkü sürekli ışınlanan bir varlık zaten Türk efsane. Gerçekten uygun koşullarda işinize oldukça yarayacak bir zayıflık. Yani Türk efsane gördüğünüz zaman Nether'a gidip bir Piglin kalesi aramayı vaktiniz tabii olmaz. Fakat şansınız varsa ve Nether portalı yapıp hemen gidebilirseniz ve Piglin kalesinde ortaya çıkarsanız, yani büyük ihtimalle eğer bu teori doğruysa kurtulacaksınız. En azından o bölgede sizi rahatsız etmeyecek. Fakat dediğim gibi dünyadan çıkıp silmeniz daha iyi. Fakat bu zayıflık kesin kanıtlar olmadan yalnızca bir teoriden ibarettir. İşte yorum yapmadan önce burayı bir dinleyin. Yani videolarda tamam, uzak noktalarda çıkıyor. Fakat bu kesin bir kanıt olarak sayılamaz. Özellikle piglinlerin yanında hani farklı davranıp kaçtığına dair kesin bir video veya görüntü veya herhangi bir şey canlı yayında bile olabilir. Hani bunu görürsek tamam, bu teori doğru demektir. Fakat kesin olarak doğru değil. Fakat gene de yani güçlü bir teori bu da. Yani piglinlerde neden kaçtı konusunda pek bir fikrim yok. Neden özellikle piglinler? Önemli olan soru bu. Hani bu teori doğruysa gerçekten bayağı bir şey değiştirebilir bu. Yani arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Baştaki introda da göreceğiniz gibi kanala video izleyenlerin %97'si abone değil. Eğer videoyu ilginç ve güzel bulduysanız ve bunun gibi videolar görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Dediğim gibi bu kanalı beraber büyüteceğiz. Hepimizin yapması gereken bir şeyler var bu konuda. Yani abone olursanız güzel olur, yani siz bilirsiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşça kalın diyorum.